Dostlar, Tekkale'deyiz. Tekkale'nin kalesine bakıyoruz. Buralarda kaleler yukarıda, taşın üstünde. Tabii çok eski kaleler bunlar. Gürcü Krallığı veya Gürcü Devleti'nin zamanında bunlar yapılmış. Daha çok işte köye veya yerleşim yerine hakim bir yerde. Bu görmüş olduğunuzda Yeni Yusufeli'nin viyadüğü. Buradan geçiş yapılacak. Aşağısı sular altında kalacak. Üst tarafta araçlarla yeni yerleşim yerine geçecekler. Araçlar hop diye Yusufeli'ne geçecekler. Şu an Tekkale Kalesi'ndeyiz. Hani okuma yazma biliyorsanız diye burayı gösteriyorum. Evet. Şimdi ünlü açalım. Çok sert. Evet, yani o zaman gel. Yani her zaman için Tekkale. Dört kilise. Diğer adı dört kilise mi? Buranın ağzıyla söyleyecek olursak dört kilise. Yok. Evet. Kale bu. Mükemmel bir kaya. Üzerinde. Tabii. O da anıt mı? Mezar mı? Yoksa bir manastır mı? Çok ufak değil mi? Şöyle bir etrafını dolanalım. Biraz toprak, kayaç bir yer. Yusufeli tabii kayaların arasında bir yer. Yani her yer büyük taşlardan oluşuyor. Çoruh Nehri hayat veriyor. Yani böyle bir yere. Bu da ardıç. Ardıç ağacı. Görüyorsunuz çok güzel kokar. Yusufeli suyla hayat buluyor. Ve nehrin kenarlarına kuruluyor her şey. O açıdan şey yani bakar mısınız? Çıkabilir miyiz buraya? Hani küçük küçük merdivenler var aslında. Sonuçta bir şekilde çıkılıyormuş yani buraya ama şu an ipimiz falan yok. İp olmadığı için çıkamayacağız. Evet. Oraya yakın bir şeye çıktık. Evet, şöyle de Yusufeli'nin viyadüğüne bakalım. Evet, Yusufeli buradan başlayacak. Sizlere yeni Yusufeli yerleşim yerini de çekip göstereceğim. Yusufeli'nin yeni yerleşim yeri nasıl olduğu, evler, ilçenin durumu. Gördüğünüz gibi nehrin kenarlarında tarlalar var, küçük bahçeler var. Oraya Temel işte sebzesini, meyvesini ekiyor. Ve o şekilde ihtiyaçlarını karşılıyor. Ama çok verimli tabii. Çoruh'un havuzu, yani Çoruh'un getirmiş olduğu kumlar bayağı verimli. O açıdan hani mesela domates, salatalık, fasulye olur ve gerçekten iyi olur yani. İyi olur. Evet dostlar, Yusufeli'nden çıktık, Tekkale'ye geldik. Tekkale'de dört kilise
dört kilise veya Tekkale Manastırı, Tekkale Kilisesi'ne geldik. Şimdi bugün günlerden tabii cumartesi. Biraz kiliseyi görelim, etrafa bakalım. Dört kilise diye geçiyor. Tabii dört tane kilise yan yana değil. Ana kilise burada. Görüyorsunuz nasıl kamufle olmuş. Çok iyi kamufle olmuş. Yani böyle şeyle iç içe, doğayla iç içe. Ama hemen yolun kenarında bir şey yok yani. Herhangi bir iz yok. Muhteşem bir coğrafya içerisinde yine böyle. Bakalım. Böyle bir patika yolla yürüyoruz. Evet. Dutumuz var. Tabii ki üstlerinde çokça ceviz görürsünüz. Ceviz, dut ağacı, kiraz, üzüm. Yani meyve açısından çok çok yani. Tabii bu kilise de yine Gürcü Kilisesi. Yani binlerde, bin yılında Gürcü Krallığı döneminde bunlar yapılıyor, bütün bu kiliseler. Tabii bir merkezde bir ana kilise var. Oraya yakın işte kilisedeki rahiplerin kaldıkları farklı yerler var. Yolumuz böyle taşlık. Güzel. Tabii biraz nasıl bir şeyle karşılaştık göreceğiz. Bakımsız olduğu aşikar. Burası tamamen kendi haline bırakılmış. Ve böyle bir yolla varıyoruz. Kilisenin bahçesine çıktık. Yani coğrafyayla bakar mısınız? Şuradaki renk, o rengi burada görüyorsunuz. Muhteşem. Bitkiler çıkmış. Tabii restorasyon yapılmamış. Bundan önce hani İshan Kilisesi, Bahal Kilisesi, bunları göstermiştim size. Oralarda restorasyon yapılmıştı. Burada tabii restorasyon yok. Evet, yukarıda da bir kilise var mı bakalım. Yukarısı. Şöyle dönelim kilisenin etrafını. Yine çokça uzunca bir yapı. Ana yapının üzerinde şey var. Bakın böyle uzun. Tabii herhangi bir süsleme kalmamış. Hepsi götürülmüş, çalınmış veya bir şekilde alınmış yani buralardan. Gördüğünüz gibi camlar yok. Normalde diğer kiliselerde camlar var. Bunun arkasına da bakalım. Burada da bir kalıntı var. Yani küçük bir kalıntı. Hemen yanında böyle dikdörtgen şeklinde bir kalıntı oluyor. Şu şekilde bakalım. Kilisemiz. Dört kilise. Bakın yukarıda bir tane var. Yaban erik. Bu şekilde sarı yaban erikler. Bakalım nasılmış. Ekşi. Ortada ana yapı var. Ana yapının üstünde. Şu şekilde bir çıkalım.
Burası tabii doğayla çok iç içe. Evet, kilise böyle muhteşem gözüküyor. Aa, bir kemer yapılmış tabii. Hemen yanındaki iz kalıntısı. Aşağı inip şimdi biraz da içini gezelim. Hemen ana kilisenin yanında bu şekilde şeyler var, yapılar var. Hani hangi amaçla tabii bunlar yapıldı. Hemen yanında. Gördüğünüz gibi böyle bir yapı dikdörtgen şeklinde. Bu da bizim Talahaş dediğimiz böyle bir bitki. İneklerin çok sevdiği bir bitki. Şöyle gireyim sizin için buraya. Evet. Burada da böyle bir yapı var. Ama bu yapı da kilisenin önünde. Yine taşlarla yapılmış. Alçak bir girişle giriyorsunuz. Farklı yani. Cam şeklinde. Şuradan geçelim. Evet. Şimdi bir de kilisenin ön tarafına çıkalım. Burada da bir şeyler var ama bir yani çok içerisi karanlık. Oraya girmeyelim. Tek kale, dört kilise, manastır. Manastır. Manastır kompleks bir yapı olup kilise, trapeza ve seminer odası ile bu yapı topluluğunun güneydoğusunda ayrı olarak inşa edilen şapeden oluşmaktadır. Bir kilise var, trapeza var ve seminer odası var. Bir de şapel var. Ve bu kavramlar bize uzak. 1031 tarihli Gürcü el yazmasına göre manastır ileri gelenlerden din adamları
olan Matiminski, Ivory Iones ve Öthemios tarafından muhtemelen 9. yüzyıl sonunda Bagratlılar döneminde kurulmuştur. Manastırdan günümüzde iki kitabe ulaşmış. Bunlardan en önemlisi kilisenin batı cephesinde olup galerinin üst katına giriş sağlayan kapı kemerinin sağ köşesinde kazıma tekniğiyle oluşturulan 3 satırlık Gürcüce kitabedir. Diğeri ise kilisenin güney cephesinde, cephenin doğu köşesinde tabana yakın kısımda cephe taşına kazıma tekniğiyle işlenmiş 6 satırdan Gürcüce oluşan kitabedir. Manastırın odak noktası teşkil eden kilise 3 nefli bazilikal planlı olup 28,40 çarpı 18,65 metre ölçülerindedir. Yani 30'da 20 ölçüler. Evet. Burası da Gürcüce. Bu Gürcüce mi oluyor? Aman Allah'ım, bu nasıl bir dil? Bu nedir? Yani Kiril alfabesi tarzı mı bilmiyorum. Bakacağız buna ama çok enteresan değil mi? Gürcü alfabesi. Bu İngilizce, Latin, bu da Türkçe. Bu hangi dil? Nasıl bir dil? Enteresan. Evet. Bunu da okumuş olduk. Yani yeter. Fazla bilgi ağırlık yapabilir. Fazla ağırlık yapmasın. Evet. Girdik içeri. Evet. Merhabalar. Vaftizci Yahya Efendi. Ne yapıyorsun? Evet. Şimdi burada bir mum yakma yeri var. Tabii Yusuf Elimizin güzel insanlara mum yakmışlar burada. Adetleri, gelenekleri yerine getiriyorlar. Muhteşem. Evet, burası böyle bir resim. Tabii o zaman var mıydı? Ses nasıl? Ho ho! He he! Ha ha! Ho ho! Evet, yani süsleme olarak temizlemişiz. Güzel, hiçbir şey yok. tabii koruma altına alınmadığı için tamamen şimdi buradaki 12 havariden geriye hayalet resimleri kalmış. Evet, aşağıya, bu arada aşağıya bilgiler yazabilirsiniz. Hristiyanlıkla ilgili çok da bilgi sahibi değilim açıkçası. Çok değil, hiç yani bilgi sahibi değilim. Böyle bir yapı. Üst tarafa bakalım. Üst tarafta ne var? Gördüğünüz gibi böyle bir kavisli bir yapının üzerinde orta meydanda böyle bir durum var. Onun kenarlarında da camlar. Camlardan dışarı çıkıyoruz. Böyle buralarda hangi amaçla yapılmış sütunları, işlemeleri görüyorsunuz. Buradan da dışarı çıkıyoruz. Buradan dışarı çıkıyoruz. Yani esasında burası restore edilse Gürcüler gelir diye tahmin ediyorum. Gürcüler buraya gelse biz onlara şimdi tabii ki hemen alabalık satarız, yemek yediririz. Of, ticaret görüyorsunuz, zeka, ticaret zeka. Gelecekler, onlarla manastır, dinini yaşayacaklar. Biz de hemen balık, ekmek, ondan sonra dut pekmezi vereceğiz, göndereceğiz. Geriye gidecekler. Evet, kilisemiz bu. İşimize gelelim biz. Bakalım. Buralarda tabii ateşler yakılmış. Ateş yakıldığı için biraz renkler değişmiş, taş renkleri. Ama inanılmaz serin bu arada. Saat evet 5.30 şu anda ama içerisi çok serin. Şu an yazın, Temmuz'dayız. Ama içerisi serin. Evet. Kilisemizin içi de böyle. İçi böyle. Şu şekilde size göstereyim. Yukarıyı gösteriyorum. Direkt yukarı gösteriyorum. Kilisemiz bu. Eğer beğendiyseniz aşağıya beğenme butonuna basınız. Ve yorumlarınızı bırakınız aşağıya. Hep beraber 4 kilise manastırı ile ilgili paylaşımlarımızı yapalım. Biz de bilgilenelim. Herkes bilgilensin. Teşekkürler.